Bunlardan biri, ben bu mitingin öyle dünyaya verilecek bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Bu amaçla yapıldığını düşünmüyorum. Ses kulağıma geliyor. Arkadaşlar çözebilirse sevinirim. Yani bana göre bu miting dünyaya Türkiye'den yükseltilen güçlü bir itiraz. Gazze'de olan bitene karşı yükseltilen güçlü bir itiraz olarak yapılmadı. Bence bu dış dünyaya değil Türkiye'nin içine yönelik verilmiş bir mesaj. Nasıl Mısır meselesi 2019 seçimlerinde Erdoğan tarafından Güngören Meydanı'na kadar taşınmış ve Bin Ali'ye mi oy vereceksiniz, Sisi'ye mi diye bir slogana dönüştürülmüşse muhtemeldir ki AK Parti bir seçim kampanyasının da bu meseleyi bir seçim kampanyasının da konusu haline getirebilir. Ben içeriye dönük bir tahkimat olduğunu düşünüyorum. İçeride özellikle Gazze meselesi, Gazze sembolü etrafında muhafazakar kesimleri yedeklemek, tahkim etmek ve buradan kopuşların önüne geçmek üzere bu mitingin kotarıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri mitinglerin benzerlerini görebiliriz. Bu bakımdan bu dışarıya değil içeriye verilmiş bir mesajdır. Bu birincisi. İkincisi, şimdi dışarıdan baktığımızda aslında bunu AK Parti yapmadı. Yapmamış görünüyor. Halbuki bu doğrudan AK Parti'nin Erdoğan ailesinin yönettiği, planladığı ve biçimlendirdiği AK Partililerin de katıldığı bir miting. Normalde eğer AK Parti İsrail'le karşı karşıya gelmek istiyorsa Erdoğan var oldukça biz oraya büyükelçi atamayacağız diyen İsrail'e büyükelçisini göndermeyerek tavrını koyabilirdi. Yahut daha sıkı önlemler alabilirdi. AK Parti İsrail'le böylesine bir cephe alışa girmektense kendi adıyla bile eylem yapamayıp Erdoğan ailesi üzerine eylem yapmaya çalışıyor. Herkes biliyor ki esasen bu mitinge katılanlar AK Partililer. Herkes biliyor. Fakat AK Parti kendi adıyla, kendi sanıyla İsrail'i protesto edemiyor. Neden edemiyor? Neden edemiyor? Neden bu işi oğluna, damadına ve kızlarına havale ediyor Sayın Erdoğan? Bu mitingi Erdoğan adına vekalet verdiği oğlu Bilal Erdoğan, damadı, iki damadı ve aile bireyleri idare etti. Ve AK Parti'nin çağrısı üzerine AK Partililer bu mitinge icabet ettiler. Ve eski mevcut bakanlardan işte şu an resimleri görülen Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca gibi isimler ya da Nurettin Nebati gibi isimler de bunun bir siyasi karşılığının ve içe dair bir mesajının olduğunu bilerek oraya katıldılar. Dolayısıyla bu AK Parti'nin kendi adıyla yapmak istemediği bir Filistin mitingidir. Organizasyon da Bilal Erdoğan'a devredilmiştir. Bilal Erdoğan'ın normalde işte çeşitli okçuluk şampiyonları dışında biz konuştuğunu görmedik.